Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda Asfat ana yükleniciliğindeki proje ile 8x8 taktik tekerlekli araca entegre 155 mm obüs çalışmaları yürütülüyordu. Defense Türk tarafından edinilen bilgiye göre sahada testleri devam, 155 mm kamyona monteli obüs için Arpan 155 adlandırması kullanılıyor. Proje kapsamında Panter obüsleri için BMC tarafından geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araçlar taşıyıcı platform olarak kullanılacak. Asfat ile BMC arasında T-155 Panter obüsü modernizasyonu projesi kapsamında taktik tekerlekli araç sözleşmesi imzalanmıştı. Pakistan'da gerçekleştirilen IDIAS fuarında Arpan 155 maketi sergilendi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhsin Dere ile beraberindeki heyetin IDIAS fuarında Asfat standı ziyaretinde Arpan 155 ilk kez görüntülendi. Aselsan tarafından atış kontrol sistemi geliştirilen Arpan 155 benzer ateş gücüne sahip paletli sistemlere göre yüksek stratejik, operasyonel ve taktik hareket kabiliyeti sunmakta, hem de düşük ilk edinim maliyeti ile yine düşük operasyon, bakım ve idame maliyetleri ile avantaj sağlamaktadır. Bu sistemler çekili obüs sistemlerine göre kısa göreve hazır olma zamanları ve yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle at ve uzaklaş görevlerinde önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Obüsün servo sistemi, elektronik birimleri, hidrolik sistemi ve kullanıcı arayüzü yenilenmiş, ayrıca obüse sayısal haberleşme, teknik ateş idaresi, balistik hesaplama, ilk hız yönetimi kabiliyeti kazandırılmış ve ADOP-2000 entegrasyonu sağlanmıştır.